Merhabalar, hoş geldiniz. Cam tavanı kıran liderlerden sevgili Mehtap Yıldız'ı ağırlıyoruz bugün. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biliyorum çok yoğun bir trafiktesin. Çok yoğun misafirler ağırlıyorsun ama bizi kırmadın, aramızdasın. Çok teşekkürler. Aranızda olmayı istiyordum biliyorsun sohbetlerimizde Evet. de. Dolayısıyla yani iki elim kanda olsa geleceğim bir programda. Ben teşekkür ederim davetin için. Hoş geldin tekrar. Her şeyden önce sana biliyorum mühendislik eğitimi, arkasından üretim mühendisliği, fabrika yönetimi, sonradan strateji, marka yönetimi çok çeşitlenen bir yolculuk seninkisi. Senin gözünden, senin ağzından Mehtap'ın yolculuğunu bir öğrenebilir miyiz? Memnuniyetle. Belki herkesin de aslında en sevdiği şey kendi hikayesini anlatmak ama herkesin de hikayesi kendisine güzel. Ben de Eskişehir'de dört çocuklu bir ailenin en büyük kızıyım, dört kız kardeşi. Ve eğitimin çok önemsendiği bir ailede büyüdüm. Bütün ödüllerin işte eğitimdeki başarılara göre şekillendiği bir ailede ve üniversitede mühendislik kazandım. Elektrik elektronik mühendisiyim aslen. Ve bu mühendisliğin ardından da ilk yolculuğum üretimle başladı. Üretim mühendisliği yaptım dediğin gibi. Çok uzun yıllar işte Türkiye'nin en büyük küçük ev aletleri fabrikalarından birinde üretimden başladım. Ürün geliştirme, fabrika yönetimi, o dönemin birçok inovasyonu, birçok patentli fikri, lokaldeki ve globaldeki büyük firmalara aslında sürekli inovasyonu, teknolojiyi aslında kullanarak fikri geliştirip müşteriyi ilgili şeyin, müşterinin aslında ağzından dinleyerek nihai müşteriyi yıllar geçirdim. Çok da sevdim mühendisliği. Hem elektronik mühendisliğini hem mühendislik yönetimini, liderliği ilk defa fabrikada mavi yakalı liderliğini ve çok keyifle çalıştım. Ama bir yandan da ben sağ beyniyle sol beyni eşit çalışan, böyle çok stratejist, hep ikisi birbiriyle yarışan da bir yapım var. Yani bunun bir örneği, üniversite yılları boyunca da radyoculuk yaptım. Yani bir tarafım çok analitik ve mühendislikken diğer tarafım hep biraz daha dışa dönük. Biraz daha aslında müşteri ya da bugünün kavramında pazarlamaya biraz daha yatkındı. Üniversite yılları boyunca da radyoculuk yapmıştım. Bu yüzden o yönümü de besleyebilmek için. İlk blog geldi, blog yazdım. Yani her zaman bir şekilde o sosyal yönümü beslemeye çalışıyordum. Mühendisliğin son yıllarında, işte fabrika yönetiminin son yıllarında artık masanın farklı yönlerini merak etmeye başladım. Yani bu söylediğimin ne kadar zor bir şey olduğunu sen de kurumsal kökenli olduğu için çok iyi anlarsın. Türkiye'de çünkü insan kaynakları tenzih ediyorum fark edebilecekleri ama bu tarz dönüşümleri çok yadırgıyorlar. Bir yandan herkes multidisipliner, multifonksiyonel olmak gerektiğini söylerken bir yandan da ben bu deneyimi artık masanın öbür tarafında kullanacağım dediğinde çok daha geleneksel bir bakış açısıyla yaklaşıyorlar. Dediler ki ya bir dakika, 14 yıl olmuş, senin background'un mühendislik, deneyimin mühendislik ve fabrika yönetimi, sen nasıl işin şeyine geçeceksin, business, iş tarafına geçeceksin, yani satış, pazarlama, tedarik zinciri tarafına geçeceksin. Çok da kimseye anlatamadım ama benim de bir huyum var. Ben bir şey istemeye başladığımda onun dozu çok ciddi artıyor. Yani o böyle sakince başlayıp sonra eksponansiyel bir şekilde yani o istek artıyor. Ve istediğim şeyi de şimdi modası onun hani evrene mesaj gönderme. Ben herkese söylüyorum. Ben bunu istiyorum, ben bunu istiyorum diye. Bu söylemlerinden birinden bana biri ulaştı. Gerçekten de ulaştı ve ben artık bana şaka yapıyorlardı sandım. Çünkü ulaşan kişi tam benim istediğim işi tarif ediyor. Diyor ki biz bir marka kuracağız ve işte elektrikli ev aletlerinden anlayan biri olsun istiyoruz ve sıfırdan yapacağız. Yatırımcısı şu. Ben gerçekten o an inanamayıp heyecandan telefonu dedim ki toplantıyım kapatıyorum deyip Google'ladım hemen. Ve gerçekten böyle deli bir koltukta oturan biri, işte sevgili Hakan Koçer, kendisine sevgiyle anıyorum. Gerçekten arayan kişi, o anlattığı kişi ve heyecanla sıfırdan bir marka kurmak üzere indeks gruba katıldım. Aslında hayatımda böyle hani istediğim şeyi ve gerçekten masanın öbür tarafı, sıfırdan marka kurmak, bir fabrika yönetiminden geçiş ama ürünü çok iyi bilen. Yani ürünün bütün hikayesini bilen. Bunu isterken de hep şu vardı. Yani müşteriyi duyarsam bu işi daha iyi yaparım. Müşteriyi bir türlü duyamıyorum. Arada birileri var. Ve yaptığım şey bazen teknoloji push oluyor. Yani bu sefer de teknolojiden çok besleniyorum. Müşteriyi çalışıyorum, çalışmıyorum hissedemiyorum. Tam bunu yapacağım yere geldim dedim ve Homend'de başladım. Bir 5 yıl sürdü. Bu arada Homend'e geçişim, yani ben böyle beni bırakırsan anlatırım ama
Gayet güzel anlatıyorsun. Öyle mi? Şöyle tamam. Sona kadar bir gelelim. Ondan orada sonra ben tekrar, tamam, tekrar sorularımla seni yönlendireyim. Tamamdır. Yani şimdi bir şeyi ben şimdi gençlere de anlatıyorum. Şimdi bir şeyi gerçekten istediğin zaman şunu çok iyi bilmen lazım. Orada bir acı var. Yani bu bir dönüşüm ve bu bir acı. Yani bu senin istediğin şey, senin düşündüğün ettiğin kadar sana aparatları takıp da verecekleri bir şey değil. Ne oldu? İstediğim şeyin bug'ı yanında geldi. Ben işin tanımında Uzak Doğu'da ürün geliştirmek vardı ve sıfırdan olduğu için gerçekten Uzak Doğu'da yaşamak gerekiyordu. Ve o dönemde çocuğum 6 yaşındaydı. Ve bu kadar istediğim şey geldiği gece sabaha kadar neredeyse eşimle, yani ben çok gitmek istiyorum diyorum. Peki git diyor. Bu arada hani hakikaten çok da destekçi. Çocuk ne olacak deyip gerçekten gözlerimden yaş geliyor. Gitme diyor. Bu benim çok istediğim bir şey, nasıl gitmem diyorum. Sabaha kadar bunu tartıştık ve gerçekten eşimin hiç hakkını ödeyemem. Hep de söylerim. Her başarılı kadının da arkasında bir erkek var. Ve hep gençlere diyorum ya evlenmeyin ya gerçekten destekçi bir erkekle evlenin. Eğer kadınlarla konuşuyorsan, tersi genç kızlarla. Evet. Seni kastıran bir adam da olabilir yani. Evet. Destek olması gerekiyor. Ya da o da olabilir. Evet, aynen. Ve dedi ki yani bunu kesinlikle yapmalısın. Çünkü yapmazsan bu bir kara bulut gibi evliliğimiz üzerinde gezecek. O kadar motivesin ki bir değişikliğe. Hı hı. Ve ben gerçekten de eşim ve çocuğumu da bırakarak bu yolculuğa çıktım. 5 yıllık süper bir öğrenme dönemi oldu. Ürünü bilip ürünün etrafında aslında o müşteri deneyimini kurgulamak, tedarik zinciri yapısını kurgulamak, satış sonrası hizmetleri kurgulamak, inovasyon yol haritasını, tasarım kimliğini, marka kimliğini kurgulamak, gerçekten heyecandan uyuyamıyordum. Yani çaktırmadan gece yarısı eşim uyuduktan sonra bilgisayarı yatakta açıyordum. Ki Çin'le aramızdaki saat farkından dolayı hani şey olsun, hiçbir mesaj bir gün daha geç gitmesin de gece yazıyordum. Benim için harika bir öğrenme deneyimi oldu. Çok güzel bir sana geçiş sağlamış. Evet. Bu. Evet. Yani bu geçişi ancak böyle yapabilirdim. Öyle. Yani işin fabrikasından ticaretine doğru yaklaşmanın yolu benim bu yolculuktan geçmemdi. O yüzden isteyenlere bunu söylüyorum. Acısı var. Evet. Acısı olmadan o istediğin şey olmayacak diyorum. Ben burada senin hikayeni dinlerken gerçekten yetiştiğimiz aileler de çok benzermiş. Benim de ailem. Ben de 4 kardeşiz biz de. Ben en büyüğüm. Ve eğitimin ne kadar, yani bizim de ailede en önemli şey eğitimimizdi. Evet. Her zaman. Şu anda da öyle. Hala eğitimimiz tabii, önemli. Belki öğretmen bir anne babanın çocuğu olmak. Şimdi çocuklarımızın olmak. Eğitimi bu arada. Yani annem ve babam benimle ilgilendiği gibi şu anda benim 20-21 yaşında bir oğlum var. Yani kaç dil öğrendiğinden, staja nereye gideceğine kadar, yani onların artık ilgi alanı da olmamasını bekliyorsun ama gerçekten de ona çok, benim ailem en azından çok özenmişler. Yani kendileri çok yüksek bir eğitim alamamışlar ve her çocuk bir proje. Ne mutlu ki kendi hayallerinin hepsini biz 4 kız kardeşe yansıtmışlar ki onların bu ışığıyla aslında hepimiz yol almışız. Sizler de öyle. Evet, evet. Bir tek orada ben sonradan şunu fark ettim. Her zaman biz şöyle sevilirdik. Yani akıllı kızım, hı-hı, akıllı çocuğum, evet, şeklinde. Sonra zaman geçti. Ben etrafımdaki arkadaşlarımın annelerinin onlara yaklaşımı, babalarının yaklaşımına bakıyorum. Güzel kızım, güzel oğlum falan diye bakıyorlar. Ya dedim biz güzel değiliz, sadece akıllı mıyız acaba? Bizi onun için mi böyle seviyorlar? Ama sonradan fark ettim ki benim ailemde aslında hani hangi değerler ön plana çıkıyor? Aslında gerçekten bilgi, öğrenme, işte topluma faydalı olma, evet, bizim için, benim ailem için en önemli nokta oymuş. Ve bizim aslında bu fiziksel görüntümüzün ötesinde bir yere evet, konduğu için tabii. Burayı ön plana çıkarıyorlarmış. Orayı çok besliyorlardı. Belki bizde biraz ufak çapta travması kaldı bunun ama ben o dönemin gençleri olarak diyorum ben, yani 70'lerde doğmuşlar olarak, gerçekten bizim üzerimize koca bir sanayi devrimi geldi. Yani 1980 sonrası aslında ekonominin açılması, ilk özelleşme, ilk şirketlerin yani genel merkezlerinin buraya gelmesi, ilk pazarlama yapısı, sonra belki seninle sohbet ediyoruz IT altyapısı. Bizden çok şey bekleniyordu. Yani ailelerimiz de bize aslında gerçekten de o tarafa doğru çok fazla
yönlendirdiler. Bence ülkenin ihtiyacıyla annelerimizin travması bizleri başarılı insan yaptı. Artık biz de bu bug'ımızla yaşayıp gideceğiz. Ben öyle söylüyorum yani. Kesinlikle. Ben de onu gözlemliyorum. Yani benim tabii bizim anne babalarımız da aslında onlardan bir önceki jenerasyondan aldıkları yükler ya da yönlendirmelerle doğdular ve büyüdüler. Biz de anne babalarımızın aslında dediğin gibi belki de proje, kendi yapamadıklarını gerçekleştirme alanıydık. Evet. Bizim çocuklarımız da bizim için birazcık öyle oluyor. Elimizden geldiğinde biraz onlara alan tutarak aslında onların kendilerini gerçekleştirmesine fırsat vererek kesinlikle onların büyümesine biz fırsat sağlıyoruz diyeyim. Peki dönüşümü yaptın, üretimden çıktın. Moment de bitti. Moment de beşinci bitti. Yılın sonunda. Sonra sen orada hem çocuğunu büyüttün hem aslında business tarafında da bir bilgi, marka yönetimi, satış yönetimi. Yani artık kendimi öyle hani birleşik ve bütünleşik hissediyordum ki. Yani hem müşteri kavramı daha kafamda netleşmişti. Hem zaten teknolojiden geliyordum. Bu ikisinin birleştiği bir rol için arzuma katıldım. Süper. Ben orayı birazcık daha şöyle açmak istiyorum. Ben tabii ben de mühendis olduğum için senin oralarda çok benziyor. Ben de elektrik mühendisiyim. Biz mühendis olarak aslında müşteri dediğimiz tarafa çok fazla ulaşamıyoruz mühendislikte çalışanlar. Evet. Dolayısıyla müşterinin ihtiyacı, müşteri ne bekliyor? Bu hani hem ürün geliştirirken, ürünü üretirken hem de işte ben sonradan IT'de çalışırken de bunu gözlemlerdim. Hani gerçekten şeye ulaşmak, o müşterinin ihtiyacına ulaşmak, o müşteri deneyimini aslında uçtan uca gözlemleyip o ihtiyaca yönelik çözümler geliştirmek ve problem varsa o problemi de gidermek için çok önemli bir nokta. Aynen. Senin bu değişimin, bu dönüşümün aslında seni iki tarafı birden gözlemlemek ve ona yönelik de belki ürün geliştirmek ve ürün satış sonrası desteğini de ona göre şekillendirmek için sana büyük herhalde deneyim kazandırdı. Yani sonra neler yaptın Arzu'nda? Evet, yani şimdi öyle bir şey ki bu belki kavram olarak daha söylediğinde ağza kolay ama çok zor kavramlar. Bakın bugün pazarlamanın dili, yani müşteriyi anlayan birimin dili araştırmalardan geçiyor. Araştırmaları analiz edip oradan bir mühendislik birimine bir brief verebilmek, mühendislik diline çevrilmesi gerekiyor. Mühendislerin pazarlamacılığı anlaması için o araştırmaların ne demek istediğini anlaması gerekiyor. Dolayısıyla buraların birbirine yaklaşması gerekiyor. Ben demek istemiyorum ki her zaman birlikte olmaları ama eğer bir ürün şirketiyseniz üründen çok iyi anlayan pazarlamacınız olması lazım. Bir IT şirketiyseniz pazarlamanız biraz daha IT kökenli olabilir. Yani biraz ürüne yaklaşmak gerekiyor. O aradaki boşluk, ben onu yıllar içerisinde bir sorun olarak görüp kendime de kariyer fırsatı olarak gördüm aslında. Yani yaşanmış o kadar çok hikaye var ki, yani öyle inovasyonları verdik ve öyle anlatılamadı ki ya da öyle şeyler söylediler ki bizde karşılığı yoktu ki onu bir fırsat olarak gördüm ve 2014 yılında arzuma başladığımda gerçekten de orada çok güzel bir alan verildi ve arzumun ben başladığımda kendi inovasyonları toplam ciro içerisinde %3-5'lerdeyken 2023'te ayrılırken 2023'ün başında cirosunun %43'ünü kendi inovasyonlarından yapıyordu. Sayısız uluslararası ödül aldık. İnovasyonda ve tasarımda ödüller aldık. Yine inovasyon şampiyonluğu aldık 2 defa. Çok güzel şeyler yaptık. Ve ben orada gerçekten birbirini duyan ekiplerle çalıştım. Birbirini duyan ve birbirine empati duyan ve egoların olmadığı aslında toplam hedefe, gerçekten müşterinin merkeze konduğu. Şimdi bu bahsettiğim de çok önemli bir kavram. Çünkü hepimizin bir tane müşterisi var. Onun etrafında dönüşüyoruz. Onu doya doya aslında yaşadığım bir yer oldu Arzum. 2020 yılında da Arzum'a halka arz ettik. Benim açımdan yine çok güzel bir deneyimdi. Çünkü halka arz her profesyonelin başına gelebilecek bir deneyim değil. Yani uçtan uca hakikaten onların hem sunumları hem ön hazırlığı vesaire. Çok başarılı da bir halka arz yaptık. Ve ben oradaki rolümü de tamamladım diye. Bu müşteri takıntısı bende çok fena. Ayrıldım, dedim ki artık tamam, hani başka bir şeyler yapayım. Daha ne yapabilirim? Daha müşteriye yaklaşayım. Belki kendi işimi yapayım ve müşteriye dokunan bir şeyler yapayım.
Böyle hayaller kurarken gerçekten de şu anda da kendi müşterisi, çünkü kendi mağazası olan yerle bir kanal üzerinden müşteriye ulaşan, yani ikinci aşamasından da tam aşaması artık kendi mağazası ve kendi müşterisi olan İngiliz Home'a başladım. Bu da yaklaşık 10 ay önce oldu. Şimdi artık müşteri gerçekten kapının önünde. Yani bazen hani mağazaya gidiyorsunuz, mağazanızda müşterinizle o anda sohbet ediyorsunuz. O ürünle ilgileniyor. Siz isterseniz merkezden gelmiş olun, isterseniz oradaki bir satış danışmanısınız. Onun için ikisi arasında hiçbir fark yok. O İngiliz Home'u temsil eden herhangi birisiniz siz. Dolayısıyla ben bazen hiçbir şey söylemeden onunla beraber orada duruyorum. O yorum yapıyor. Ben bazen müşteri gibi yorum yapıyorum. Bazen çalışan gibi yorum yapıyorum. Gerçekten çok keyifli bir şey. Şimdi de bu yolculuğa çıktım diyeyim. Valla senin yolculuğun aslında farklı farklı deneyimlerle şekillenmiş ve beni şeyde çok etkiliyor. Yani hani mühendis kökenli, mühendislik yaparak ve mühendis bakış açısıyla bir ürününün uçtan uca tasarımından müşteriye ulaşma noktasına kadar, hatta müşteriye ulaştıktan sonra müşteri geri bildirimiyle beraber nasıl şekilleniyor ve o ürünü aslında tasarımını nasıl değiştirebilirim noktasına kadar da götüren bir yolculuk. Arada tabii hem mühendis olup hem de olayın stratejisini geliştirmek, pazarlamasını yönetmek, satışını yönetmek, bunların tümüne bakınca sen arada bir köprü görevi de görüyorsun. Evet. Yani biz şey interface diyoruz biz, aynen. Biliyorsun. Evet, evet, aynen. Bayağı bir interface rolü de üstleniyorsun. Bence bu tip aslında deneyimler, bu tip çalışanları kurumlara kazandırmak iki tarafı da mutlu ediyor. Hem üreticiyi hem de müşteri tarafını mutlu ediyor. Onun için ne güzel seni de hem mühendis olarak tatmin eden hem de bir çalışan olarak memnun eden bir yolculuk. Bu mühendislikten de çok ne biliyor musun? Ben şimdi mesela birazdan belki biraz da teknolojiye de girdim. Evet, oraya geleceğim. Evet, şimdi mesela bu aslında ben çok sonradan tanımını fark ettim ve müthiş desteklediğim de bir şey. Çünkü ben demek onu yaşamışım. Yaşadığım şeyi sonra tanımlayabildim. 1985'lerde bulunmuş bir kurum içi girişimcilik kavramı var. Hatta o kadar hızlı sahiplenilmiş ki koca koca şirketler bile hemen hani bunu kurum içi girişimciliği, kurum içine nasıl yayarız falan diye bakmış. Ben bu meslek hayatına başladığımdan beri aslında kurumların içerisinde hiç kutulara bakmamışım. Yani kutu kavramı olmamış bende. Ya esnaf çocuğu olduğum için mi? Ya hani bir şekilde o amatör ruhumdan dolayı mı ki hala çok amatör ruhluyumdur ve kaybetmemek de benim en büyük şeyim. Belki de girişim dünyası da o yüzden beni çok heyecanlandırıyor. Yani bu kurum içi girişimci ruhu ve bunu besleyen şirketler karşılıklı bir araya geldiğinde onların önünde kimse duramıyor. Çünkü o zaman o yapısallık değil de bir hedefe hep birlikte gidilmesi, alanı açılmış liderler, alanı açılmış çalışanlar, girişimini, fikrini orada besleyebilen ve ona yapmak istediği için bir şeyler yardım eden ve mentorluk yapan başka birimler. Bunlar bir araya geldiğinde hakikaten oradan çok güzel şeyler çıkıyor. Çok şanslıyım. Bu saate kadar bütün kurumlarım bana o alanı açtılar. Açmaktan vazgeçtikleri anda ben de onlardan vazgeçtim. Öyle söyleyeyim. Biraz önce programdan önce de konuştuğumuz gibi gerçekten kurumların çalışanlarının ihtiyaçlarına, bu ihtiyaç işte bir alan, kendini gerçekleştirme alanı vermediği takdirde gerçekten şeyler buluşmuyor. Evet. İhtiyaçlar buluşmuyor. Buluşamayınca da yollar ayrılıyor. Kesinlikle. Bence bunu fark edip ayrılabilmek de büyük başarı. Ben buradan herkese onu ifade etmek istiyorum. Yani mecbur değiliz. Kurumlar da bize mecbur değil. Biz de kurumlara mecbur değiliz. Aynen. Eğer bizi beslemediğini düşünüyorsak, bizi besleyeceğini düşündüğümüz yerlere geçme özgürlüğümüz var. Kesinlikle. Hiçbir yere mecbur evet. değiliz. Peki ben birazcık da seni tanıyorum. Evet, böyle kurumlarda bunları yapıyorsun ama bir yandan da senin bir yatırımcı kimliğin de var. Evet. Özellikle teknoloji girişimlerine yatırımlar yapıyorsun. Biraz da bize onlardan bahseder misin? Evet, bu kurum içi girişimcilik seni startuplara yatırımcı olma yoluna da itti anladığım kadarıyla. Evet. Oralarda neler yapıyorsun? Bu aslında hani bir alanın içerisinde her şeyi yapabilme benim bir arzum ya. Bunu aslında yıllar sonra tabii girişimci kavramı oluştuktan sonra ben belki biraz artık geç kaldığımı da fark ettiğim zamanlardı. Onlar bir anda benim karşıma çıkmaya başladığında ben de gerçekten kendim yapıyormuşum gibi bir heyecan oluştu.
Bu bireysel yaklaşımım. Dolayısıyla da bu girişim dünyasında bu saatten sonra acaba gerçekten bir yatırım sunumu hazırlayıp girişimci olarak çıkmak için kendimi o kadar cesur hissetmediğim için de olabilir. Kendimi daha büyük hissettiğim için de olabilir. Ne yazık ki diyeceğim. Onların yanında var olmanın bir yolu yatırımcıları olmaktı. Onu yaparken de mümkün olduğunca onların aradığı işte o smart money dediğimiz, yani sadece parasını değil de network'ünü, deneyimini, danışmanlığını, mentorluğunu de verecek olan insanları arayan girişimlerle yollarım kesişti. Bu benim bireysel tarafım. Bir yandan da kurum lideri olarak şunu çok iyi görüyorum ki ben ve örneğini de size CES'ten vereceğim. Sizin kurumların içerisinde ne kadar çevik bir yapı kurmaya çalışırsanız çalışın, kurumlar günün sonunda bir yoldan, bir yolun içerisinde ilerliyorlar. Sana alan açıyorlar ama günün sonunda o alan da bir yapısal, yapısallaştırılmış alan. Kurum içi girişimcilik birimi altında vesaire. Ama dışarıdakiler o alan hiç yok. Hatta ölümüne o işi yapmaya çalışıyorlar. Yani onların bir sınırı yok ve çünkü kurtarmak zorundalar. Baş koymuşlar bu girişime ve onların işleri sizin kurumunuzda belki 2 yılda yapılacak bir işi onlar 3 ayda yapabiliyor oluyorlar. Bakın CES'te Las Vegas'ta her sene yapılan teknoloji fuarında büyük büyük şirketlerin kocaman şovları oluyor. Geçen seneydi sanırım, yani 2 sene önce, her sene mümkün olduğunca gidiyorum ben. Diyorlar ki işte katlanabilen cep telefonu yapılacak. Katlanabilen cep telefonu daha çıkmamıştı. Ben fuarın her yerini gezdim. Sonra bir de tabii Startup Hall'ü var. Tamamen Las Vegas'ta başka bir otelin altında. O büyük şirketlerin yapmayı hayal ettiği her şeyi küçükler yapmış. Yani orada modelleri duruyor. Prototipleri, modelleri, çalışır versiyonları. Ve görüyorsunuz ki onlarla bir arada olursanız, etkileşirseniz zaten kurumunuza da çok şey kazandırırsınız. Kurumunuzu da renklendirir, çeşitlendirir ve bir ihtiyacını çok hızlı görürsünüz. Ve şu anda da görüyorsun birçok şirket, bankalar, şirketler kendi hızlandırma programlarını yapıyorlar. Ve girişimlerden kendi iş modüllerini güçlendirecek olan girişimlere ya yatırım yapıyorlar ya satın alıyorlar. Bu gittikçe daha da hızlandı. Ben bunu kendi çapımda aslında erken fark ettim. Kendimi beslemeliyim, kurumu beslemeliyim. Ve kendime başka bir alan daha yaratmalıyım. O da şeyden çıktı. Beni yıllarca çok eleştirdiler. Yani senin hobin yok. Yani sen burnout olacaksın, yanacaksın. İnsanın başka bir hobisi daha olur. Şimdi uğraştım, yalan değil. Yani böyle dinlediğim zaman bazılarının hikayesini, aynı zamanda yelken yaparım, aynı zamanda uçarım, kaçarım. Yani ben de bir hobi. Ya benim hobim bilim. Şimdi bunu da kabul edelim. Benim hobim iş dünyası. Yani o kadar mutlu oluyorum ki bir girişimin yanında olduğum zaman. Biz seninle ilk tanıştığımızda evet, sen, aynen. Sen tam böyle arzumdan ayrılma dönemindi. Evet, aynen. Ve yani ben de kendi şirketimi kurmuş biri evet, olarak. Aynen. Ne kadar özeniyordum sana da o zaman. Hatırlıyorum. Hala özeniyorum. İnşallah. Ay, çok teşekkürler. Eminim doğru zamanda senin için de olacaktır. Sen o zaman şey demiştin. Ya hani acaba ben de kurumsaldan çıkıp kendi bir şirketimi kursam yoksa ne yapsam karar veremiyorum ama hala da galiba hazır değilim falan demiştim. Evet, aynen. Hatırlıyorum aynen. O günleri. Ya, kurumsal enerjim çok fazla. Gerçekten iyi bir liderlikle, iyi bir şirkette o şirketi, yani büyük işleri yapmayı seviyorum. Biraz da o bence bu kurumsaldan ayrılıp kendi işini yapmadaki demin söylediğim aslında bariyer burada kendini gösteriyor. Gerçekten büyük iş yapabilecek enerjimi gördüğüm zaman kendi yapacağım şeyin küçüklüğü biraz beni ürkütüyor. Aslında küçük olsun, senin olsun, büyük olsun okey. Ama kurumsalında böyle bir heyecanı var. Şimdi yine çok heyecanlandım. Yani öyle heyecanlı bir proje ki şu anda İngilizhome'da. İngilizhome'u bir zihinlere çok tekstille gelen bir markayı bugün ev ve yaşam teknolojileri markasına dönüştürmek. Ve bu kadar büyük bir yapıyı bugün 300'e yakın Türkiye'de, 150'ye yakın yurt dışında mağazası olan, kendi müşterisi olan, adım sayısı bu kadar fazla olan, müşteri girişi bu kadar fazla olan bir yapıyı gel dönüştürelim dendiğinde tabii o benim işte kalbimi pırpır ettiren şeylerden biri ama eninde sonunda bu yolculukta bir yere evrilecek. Yo, çok güzel noktada... Yani sen kendini gerçekleştirebildiğini hissettiğin yerde aynen. Bence sonsuza kadar kalınabilir. Aynen. Ben orada sana çok evet. Katılıyorum. Şey kısmında da hani girişimlere hem o smart money hem de beraberinde evet. Network'ün, koçluğun, mentorluğun evet. Beraber
götürülmesi bence bizler için, yani bu kadar uzun yıllar bir şeyler biriktirmiş insanlar için hem güzel, Evet. çünkü sen bir şey aktarabiliyorsun, kendinden bir şey Aynen. aktarabiliyorsun. Karşı taraf için de çok güzel oluyor. Çünkü onlar da, özellikle genç olanlar için söylüyorum, gençler için de aslında bir hazine. Yani Tabii. onlara yol gösterebilecek, her an sorduklarında cevap alabilecekleri, para da Evet. koyan bir yatırımcı Aynen. profili bence de çok güzel. Ben de benzer şeyler Biliyorum, yapıyorum. evet. Beni de çok tatmin ediyor. Çünkü hem orada kendinin sıfırdan kuramadığın, senin de dediğin gibi beni de en fazla korkutan şey, kendi startup'ım için o gençlerin çıkıp sunum yaptığı yerde Evet. ben kekeleyerek sunum yapmayı istemedim. Bunu Evet, Ahu'yla aynen. yaptığımız röportajda da anlattım. Çünkü Evet. Arya'nın RPG programına katılmıştım ben de Evet. bir startup'ımla. Gerçekten çok Ama oraya heyecanlandırıyor. kadar gelmem bile bence yani gerçekten şey yani O Ses Türkiye'de diyorlar ya yarışmaya katılmak şu sahneye çıkmak da bir şeydi. Bence gerçekten o girişimcilerin çıktığı o sahneye çıkmak bizlerin yaşında bence Evet. bambaşka bir deneyim ve cesaret. Tebrik ediyorum seni Ya, de. teşekkür ederim. Bu arada Arya'yı da keyifle analım. Bizleri aslında bu yolculuğa ilk çıkaran, bizi güçlendiren, bize cesaret veren de Arya Kadın Yatırım Platformu. Kesinlikle. Kadın girişimcilerle bizler gibi aslında hem finansını hem kalbini, enerjisini vermek isteyen kadınları buluşturdu. Ve bence çok da güzel bir iş yaptı herkes için. Kesinlikle, kesinlikle. Yani kendimizi fark etmediğimiz, benim mesela işte yatırımcı kimliğim, gerçekten hiç farkında değildim. Onun Evet. ortaya çıkmasını sağladı. Onun için Arya'ya özel Evet. teşekkür. Şimdi evet, güzel hikaye, güzel, kendimizi Evet, gerçekleştiriyoruz. evet. Farklı farklı açılımlar oluyor. Ama herhalde buralarda yolda giderken biraz bug'dan Evet. bahsettin, üretimden Evet. çıktığın sıradaki bug'dan, ama karşılaştığın zorluklardan biraz bize bahsedebilir misin? Evet, kariyerimizin şekillendirirken birçok güzel anıyı beraberinde getiriyor, ama bazı zorluklarla da karşılaşabiliyoruz, değil mi? Tabii. Sen ne tip zorluklarla karşılaştın ve nasıl aştın bunları? Yani aslında genelde yani çok zorlukları görmemeye çalıştım hep. Yani o tarafa çok bakmadım. Nereye bakarsan onu görüyorsun ya. Yani hep ben daha böyle o aydınlık tarafa baktım ama dönüp baktığımda burada biraz oraya gireceğim. Ben çok fark etmesem de bence çok cesur ve iddialı kadınları cesur ve iddialı olduklarını ispat etme derdi de var. Yani o yolda yani belki bir erkeğin daha hızlı gideceği yolu senin her seferinde hatırlatman gerekiyor. Yani benim cinsiyetim yok. Bu işin de cinsiyeti yok. Yani yaptığımız iş sadece performansa dayalı bir iş. Liderlik etraftan aldığın skorla belli olur. Etrafında ve kendi geliştirebildiğin insanlardan zaten belli olur. İşin de performansı zaten bir şirketse finansal performansından, çıktılarından belli olur. Ve bunun cinsiyeti yok. Ama nedense ben her seferinde hep hatırlatmak zorunda kaldım. Yani bu işin cinsiyeti yok. Şimdi bakıyorum ve bazen de gerçekten masaya yumruğu vurmak zorunda kaldım. Bu kadar sert olmak zorunda mıydım diyorum ama bir türlü yani onu geçiremiyorum. Yani geçirmek için işte sanırım belki işte saçımız uzun diye mi? Yani makyaj yapıyoruz diye mi? Bir eşimiz var diye mi? Ama o erkeğin de bir eşi var. Yani şartlar o kadar eşit ki. Benim öyle. Çünkü gerçekten biz ailemizde de dört kız yani hiç cinsiyet bilerek büyütülmedik. Ve ailemiz derken büyük ailemizde de birçok geleneksel kural vardı. Ben çekirdek ailemden bahsediyorum. Ben öyle bir ailede öyle bir baba ve anne beni desteklemiş ki gitmek istediğin yerde istediğin gibi git. Cesur ol. Bir ordunun içine girer benim kızım da bir şey olmaz gibi böyle hani gerçekten de büyük şeyler cümleler. Şimdi bakıyorum yani günlüklerime bakıyorum gerçekten öyle büyük sorumluluklar vermişler ki yani hep onların aferinini almak istemişim. Ben çok kızan tarafta değilim. Tamam beni yormuşlar biraz ama gerçekten kızan tarafta değilim. Bir kız çocuğu da böyle yetiştirilirse kariyerinde yukarı kadar çıkabiliyor. Bakın bugün kariyerde yukarı çıkabilen, artık CEO seviyesine kadar çıkanların hepsinin arkasında onu çok yüreklendiren bir baba var. Anneler genelde yüreklendiren ama yüreklendiren baba var. Demek ki
Yani onun cesur olmasını istiyor. Biliyor ki o erkek dünyasında çok cesur ve yeri geldiğinde masaya vurabilen bir kadın olmak zorundasın. Biraz yaşadığım zorluklar ondan oldu. Allah'a şükür hep de hani anlattık derdimizi diye. Evet, evet. Yani ben senin ilk başta söylediğin cümleye çok katılıyorum. Yani nereye odağını verirsen orayı büyütüyorsun. Evet. Ve enerjini de onu çözmeye harcıyorsun. Eğer sen işte ben kendimi hep ispat etmek zorunda kalıyorum, bunu niye kalıyorum, buralara takılırsan... Evet. Bu sefer enerjin oraya geliyor. Ama sen aslında orada bir iş başarmak istiyorsun. Bir yere gitmek istiyorsun. Bir problemi çözmek istiyorsun. Bir terfi almak istiyorsun. Tabii. Dolayısıyla sen ben oraya orada... giderken biri beni zorladığında dönüp bakıp bir dakika hatırlatayım sana deyip devam etmek. Devam ettim. Hep kesinlikle, böyle yaptım. Kesinlikle. Zorluğu böyle aştım. Ben de benzer söylemlerde her zaman bulunurum. Yani ben her zaman gideceğim yola bakarım. Evet. Yol beni zaten kararlı olduğun sürece, sen o yolda gitmeye kararlıysan, seni zaten o zorluklar önünden yıldırım teker ya. Teker evet. Kalkıyor. Teşekkürler ailemize. Bizi böyle büyüttükleri. Onları da güzel andık. Evet, bizi böyle büyüttükleri için. Ben de benzer bir ailede büyüdüğüm için, yani babam bana bundan 50 küsur sene önce Özgür ismini koymuş. Yani bu bir erkek ismidir dememiş. Yani kadınlar da özgür olabilir demiş. İşte senle beni bugün belki buraya getiren şey aslında aynı yolculuktan evet, geçiyor olmamız. Evet. Onlara da çok çok teşekkür ederiz. Peki biraz teknolojiyle ilgili soru sormak istiyorum sana. Evet, sen hani hem teknoloji odağı olan bir insansın, hem de stratejisini aslında teknolojiyi de kullanarak kurumun ürün geliştirme ya da çeşitlendirme stratejisini buna göre belirleyen birisisin. Şu anda hangi teknolojik gelişmeler seni en çok heyecanlandırıyor? Yine hep böyle şey ikiye ayrılıyor aslında. Bir tanesi kendi iş kolumla ilgili. Mesela IoT son kaç yıldan beri yani herhalde ya bundan 20-25 yıl önce o zamanlar Domoteknika'ydı adı. Çok bir teknoloji fuarı vardı. İşte buzdolabı yumurta bitince haber veriyordu. İşte IoT'yi anlatıyordu. O zamanlar yani inanın ailenin cep telefonu vardı. Hani bireysel cep telefonları yoktu yani. Her ailenin bir tane olduğu yıllar mı? Hiç olmadığı yıllar mı ne? Yani o günden itibaren merak ettiğim bir şeydi. Biraz da elektronik mühendisliği olduğum için hani o data transferi vesaire. Geldik son işte... son 5-6 yılında artık öyle ürünler geliştirmeye başladık. Yani Türkiye'nin ilk IoT'li süpürgesi mesela patenti bana ait olan böyle birçok iş var. Hani böyle hani gadget var yerlerimde. Bugün benim herhalde 19-20'ye yakında patentim var. Çünkü o mühendislik yanını da durduramadığım için yani eğer öyle bir fikir gelirse o fikri bir şekilde ya çiziyoruz ediyoruz. Hani tabii ki kurumlarıma ait oluyor hakları ama onurlandırılan tabii ki biliyorsunuz gereği patentin sahibi bu fikri bulan oluyor. Mesela Türkiye'nin ilk öyle bir şeyine toz haznesinin bittiğini haber veren push notification'la bir süpürge yaptık. IoT teknolojisini hala çok seviyorum. Çünkü IoT tarımda vesaire de çok daha çok faydalı yerlerde işleri var ve ne geliştiriyorlar başka diye merak ediyorum. Bir mesela ilginç yani üretimin otomatikleştirilmesi yine bu benim mühendislik tarafımı besleyen işte oradaki otomatikleştirmeden kastım şimdi artık yapay zeka temelli insansız robotlar temelli vesaire çok bunların birleşiminden modüler otomasyonlar konuşuluyor onları çok sıkı takip ediyorum ama kendi yatırım yaptığım taraflarda mesela işte exit ettiğimiz işte Zoometri'ye aslında exit ettik. 3D diye bir yatırım vardı. O da mesela işimle ilgiliydi. Bir görüşte inandığım bir işti gerçekten. Üretimin dijitalleşmesi üzerineydi ve giriş yaptık. Ben board'unda da çalıştım. 1,5-2 yıl içerisinde de exit ettik mesela çok başarılı bir şekilde. Bu o tarafıydı. Diğer tarafta da biraz daha bilmediğim ama yani çok ilgimi çeken fintech tarafı. Yani işte dijital cüzdanlar Magellan'ın danışma kurulundayım mesela. Çok çok başarılı gidiyor. Yani şu anda global açılımlarını yapıyorlar. İşte Colende gibi. Yani böyle fintech dünyasında o paranın hareketi çok uzağım aslında oraya ben bakarsam. Yani hani bankacılık kökenim olduğum evet, için. Benim de öyle ama bankacılık kökenim yok. Ne bileyim para daha önce nasıl hareket ediyordu bilmiyorum. Nasıl verilir bilmiyorum. Herhalde o da şeyden geldi. Çin'de çok kaldım ya ben. Yıllar önce
para WeChat üzerinden bir gönderiliyordu. Ben diyordum ki yani şimdi ben dönüyorum Türkiye'ye. Diyorlar ki ya ne yiyip içiyorsun Çin'de? Çok orası öyle, o kadar da bilinmiyor. Kapalı bir yer diye eskiden. Şimdi giden gelen olmaya başladı. Anladılar Çin'in aslında geleceğin de yıldızı olduğunu dünyada. Yani doğunun genel olarak. Ben orada neler yaşıyordum? Onlar bana sordukları sorular arasında gap vardı. Çok büyük gapler vardı. Orada para biteli çoktu. Yani çok olmuştu. Her şey WeChat üzerinden dönüyordu. Ticaret, işte ne bileyim bu Instagram alışverişleri de WeChat üzerinden dönüyor. Her şey orada. Herhalde o zamandan kaldı bende. Bu iş ne zaman Türkiye'ye gelecek falan diye mi bilmiyorum. İşte fintech üzerine çok böyle şu anda ilgim var. Çok takip ediyorum. Ben de en uzak olduğum taraf fintech tarafı. Benim de yani böyle o paranın hareketi kısmı bende de evet. Çok uzak. Sen bahsedince onu detaylandırmak istedim. Gerçekten bu chat uygulamaları üzerinden aslında her şeyin döndüğü bir dünya. Uzak Doğu'da çok yaygın çok. WeChat özellikle. Evet. Ama Türkiye'de ve yani batıya doğru gittikçe o chat uygulamaları üzerinden her şeyi yapabilme aynı yaygınlığı evet. Ama koruyamadı. Ama ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Benim gördüğüm, yani resmin büyüğüne hakim olamıyorum. Yani zamanımın çok sınırlı bir kısmını ben aslında bu işlere ayırabiliyorum. Tabii. Ama şöyle bir böyle baktığımda şunu görüyorum. Türkiye gerçekten yani hani çok genius insanların olduğu ve çok gerçekten çevik ve hızlı, yılmaz bir ülke. Yılmaz yani. Tam hani onu diyorlar ya, rezilyansı çok kuvvetli bir ülke Türkiye. Yani ben bizi de doğunun bir parçası olarak görüyorum. Yani başımıza bir şeyler geliyor ama bu işi yine yapacaksak bence Türkiye'de yapacağız. Türkiye'deki girişimlere baktığım zaman Avrupa falan bundan çok daha hantal. Benim oğlum şu anda Milano'da okuyor. Yani her şey o hani o kadar onlar kurumsallaşmış ve yapısallaşmışlar ki onların bu modüllere geçmesi çok daha zor olacak. Biz Çin gibi davranacağız gibi hissediyorum. Daha evet böyle doğudan batıya doğru evet. geldikçe aslında bu teknolojinin yaygın kullanımı, bütün evet. süreçlere entegrasyonu gittikçe azalıyor. Evet. Orada da dediğin gibi hani kurumsallaşmanın arkasında aslında her şey bir regülasyona, evet. kanunlara bağlama önceliği var. Önceliği var. Önce kurallar, ondan sonra uygulamalar şeklinde evet, geçiyor. Öyle bir onlar... Avrupa'nın öyle bir şeyi var. Belki doğrusu o bilmiyorum ama hani biz işin KVKK'sı da var. Ne bileyim işte IoT'de data güvenliği var. Evet. Yani o kadar aslında konu var ki baktığın zaman hani regülasyonlarla düzenlenmesi gereken ama Türkiye gerçekten o anlamda önce işi yapar sonra arkadan toparlar diyorum hatta evet. Göreceli olarak evet. Daha öyleyiz. Peki biraz da şimdi sana çeşitle ilgili bir soru sormak istiyorum. Yani senin birçok kimliğin var. Hani hem yatırımcı kimliğinle girişimlerde evet. yer alıyorsun. Hem kurumsal hayatın çokça içindesin. Evet. Evet. Yani bir de şey de yaptın tabii. Hani üretimde çalıştın. Evet. Olayın business tarafına geçtin. Nasıl görüyorsun çeşitliliği? Biz evet biliyoruz ki oralarda konularımız var. Sen bu konuları aşmak için neler önerirsin? Sence neler yapılabilir? Yani buraya gelmem ve bu sohbet bile bence bunun bir parçası. Çünkü gerçekten samimiyet çok çok önemli bir şey. Şimdi gerçekten çok fonksiyonlu ve çok disiplinli. Yani multidisiplinler. Yani aradığımız insan hep bu. Bakın. Bir kutuya koyarken bile, bir işi verirken bile diyoruz ki resmin büyüğünü görebilsin, bir an önce görebilsin. Onu da anlasın, empatisi gelişsin, işi anlasın, kavrasın. Ama bunu isteyen insanlara karşı da kurumlar ön yargılı. Şimdi ben bu yolculuğu o yüzden de anlatıyorum. Bir, kurumlar gerçekten bunu istemsinler. Bunu istemek demek, kurumun içinde de buna alan yaratmak demek. İki, insanlar da bu çeşitliliği aslında yapabileceklerini bilsinler. Yani kolay mı? Değil. Yani oturup kitabını yazsam, yani bir yöneticim taş yerinde ağırdır, buradan ayrılırsan dağılırsın dedi. Bir yöneticim, yani gerçekten duyduğum şeyler kapıyı kapatıp, işte hızlı kapatma, geri dönmek zorunda kalırsın. Oysa ben hani yani o çeşitliliği istediğim için, yani yanıyor için ben bu hani başka şeyler, ben bu mehtaptan başka ne çıkar? Başka ne olur? Hani daha ne kadar zorlayabilir kendini? Hani nasıl bir
Kurum kendini zorluyor. Ne kadar büyüyebilir diye. İnsanların da kendisini büyütmesini istemesi niye yadırganıyor? Neden o alan açılmıyor? Ve neden bunu yapmak için sen mesela işte ben mesela ikisi arasında seçim yapmak zorunda kalıyorum. Alanımı daraltmasınlar, gideyim kendi girişimimi yapayım. Aslında kurumların da en çok buna ihtiyacı yok mu? Dolayısıyla da ben kurumlara lütfen gerçekten multidisipliner ve multifonksiyonel insanlar isteyip istemediğinizi samimi olun diyorum. Kişilere de bunu istersen yapabilirsin diyorum. Yani bunun biraz acısı var ama zaten istiyorsan o acıdan da keyif alıyorsun. Bu bir gerçek yani. Yani çünkü arkasından bir yaptım var yani. O yaptım, onu istiyorsan yapıyorsun. Evet, sen daha farklı bir yerden cevap verdin. Bu soruya genelde çok işte çeşitlilik deyince işte kadın istihdamı, işte belli bir yaş aralığının ötesinde de çalışabilme diye cevap veriyordu. Ya işte ama cinsiyet yok bende. Evet. Zaten büyük sorun orada. Ben kadın olduğumu biri bana hatırlatıncaya kadar. Ama doğrusu da bu. Yani cinsiyet bağımsız bir alanda iş yapıyoruz. Bunu zaten fark edilmemesi gerekiyor. Evet, aynen. Yani bir zahmet, yani böyle böyle yapa yapa, yani şartlar eşit başlıyor. Matematik skoru her zaman kızların erkeklerden iyi. Üniversiteler eşit kazanılıyor. Bakın mühendislik fakültelerinin toplamına. Belki bazı branşlarda, bizim elektronikte falan o kadar değil ama bazı branşlarda totale bakarsanız. Yolda ne oluyor bu zeki kızlara? Yolda ne oluyor? Hepsi mi gerçekten çocuk doğurup işi bırakmak istedi? Hemen oraya adresleniyor. Yani yolda onların cesaretini kıran bir şeyler var. Yani cinsiyetsiz yaklaşılsa bu ülkede kazanacak. Bu kadar zeki insan nerede? Sadece kaçırdığımıza bakıyoruz. Bir de eve gönderdiğimize ya da bırakıyorum, evet. Ya seninle uğraşmayacağım deyip hakikaten de yolda bıraktırılanlara da bakmak lazım. Eğer böyle derseniz onun içinden çıkamam da o yüzden. Evet, yine dedim ya sana, görmek istediğim yerden bakıyorum ben. Yani ama oradan güzel, bakmak istemiyorum. Sen de güzel bir farklı bir cevap verdin. Dolayısıyla güzel bir alan açtın. Dinleyicilerimiz için bence farklı bir bakış açısı oldu. Çok teşekkürler. Peki şimdi biraz gençlere girdin senin, bu genç kızların işte mühendislik alanındaki eğitim alan genç kızların tümünün iş hayatında aslında hem iş hayatında devam etmeyebiliyorlar ya da mühendislik alanında devam etmeyebiliyorlar. Tabii, bırakıyorlar branşı. Sen bu bakış açısına ne tavsiyelerde bulunursun? Yani bu gençlerimize ne demek istersin? Sadece kadınlardan bahsetmiyorum. Yani erkeklere de bir şey dememiz lazım. Çünkü bu kadınlar bu kararları tek başlarına vermiyorlar tabii, bazen. Tabii. Etrafında birlikte yaşadıkları eşleri, aileleriyle beraber de bu kararları veriyorlar. Sen ne tavsiye etmek istersin onlara? Yani şimdi herkese yırtıcı ol, cesur ol, dağları del demiyorum. Ama kendini tanı diyorum. Farkındalık çok önemli. Eğer bazı mücadeleleri vermeyeceksen, mesela inşaat mühendislerine de girme artık. Yani şantiyeye seni götürmeyeceklerse ve sen onu gerçekten, pardon kardeşim ben buraya okudum geldim, benim cinsiyetim yok, açın şu kapıları demeyeceksen. Çünkü demek zorunda kalacaksın. Bu ülkenin ayıbı ya da dünyanın ayıbı. Aslında bakmayın, bu hani sorunların birçok ülkede olduğunu çok iyi biliyoruz. O zaman da ne oluyorsun? Hem inşaat mühendisliğini okuyorsun, hem o mücadeleyi vermek istemiyorsun. Yazık oluyor aldığın eğitime. Birinin de aslında o zaman istihdam hakkını da yemiş oluyorsun. Şimdi farkındalık çok önemli. Bu işi ne istiyorsun, ne istediğini çok sorgula. Bir seferde girdiğin yeri hemen aslında sahiplenme. Okumak hiçbir şey. Yani ondan sonra asıl gerçek hayat başlıyor. Onu söylerim. Ha, bu yolda hakikaten de bunu çok isteyerek seçtiysen lütfen o saatten sonra, yani ben bunu yapacağım diyorsan da, etrafta böyle yapan insanları git kapılarını çal, mentörlük al. Sen nasıl yaptın? Şimdi bu proaktiflik de bir ayrı konu. Ben Sedef'teki İnciler programı, sevgili Selcan Faydasıçoğlu'nun da derneği, o vakfı, vakfındaki genç mühendis kızlarımıza da dönem mentörlük yapıyorum. Bunlar da Türkiye'nin hakikaten en iyi skorlu, yardıma ihtiyacı olabilen, mentörlüğe ihtiyacı olabilen genç kızları. Şimdi birisi var, öyle ya da böyle senden o randevuyu alıyor, sorularını hazırlıyor. Neresinde zayıflığı varsa seni onunla ilgili anlamaya çalışıyor ve orayı doldurmaya çalışıyor. Birisi var, bir defa yazıyor, sonra ben işte sizin ajandanız yoğun olduğunu düşündüm, siz uygun olduğunuza dönersiniz dedim. Yani
Senin görevin bu mentiliği yapmak. Evet. Mentiliğin yolu senin benden alman gerekenleri eninde sonunda alman. Şimdi bir şeyim de şu olacak tabii. Yani talepkar olun. İstemeyi bilin. Koşun peşinden. Yani bunlar çok klasik gibi olabilir ama gerçekten böyle yaptık biz. Yani böyle yaptığımız için buralara kadar geldik. Yani sonra sonra geldik. Yani kapılar böyle kırmızı halıyla yol açık değildi ki. Ben mesela o kadar benden 20 yaş büyüklerle yedim içtim yıllarca. Çünkü yaşıtlarımla ancak birbirimize ya yanlış yolları anlatıyorduk. Çünkü herkesin yolu doğru değil. Herkes demotive olduğu şeyi anlatıyor. Şimdi bende olduğunu çok rahat sanabilirim. 20'lerde 30'larda çok çabuk etkileşiyorsun. Yani bir bakıyorsun etki altında kalmışsın. Böyle 50'lerle falan konuşurdum. Böyle patronum vardı işte. 12 yıl sevgili Semih Karahan'da. Bugün ne güzel isimler aldık. Ya onunla sohbete bayılıyordum. Çünkü yaşamış, deneyimlemiş. Oradan alacaklarımı alıyordum. Her şey doğru olmayabilir ama alacaklarımı çok güzel alıyordum. Bunları yapsınlar. Güzel tavsiyeler. Beni de kendi tecrübeme şöyle götürdün. 2 gün önce böyle dolapları, kitapları falan karıştırıyoruz. Benim de 24 yaşında bir oğlum var. O böyle bir şeyleri çıkardı. Aa, bir baktım benim ilk yazdığım, hatta arkadaşlara da söyledim, getireyim onu kullanalım bu ayki yazımda diye. Baktım 25 yaşındayım. Dünya Gazetesi'nin bir eki var, otomasyon eki, endüstriyel otomasyon galiba. Ben o dönem o işleri yaptım. Hatırlıyorum, evet. Çok iyi yazılar yazdım. Gelirdi bana. O yazıları yani ekin kendisini buldum. Yani o kadar saklamışım. Gerçekten yani bir şeyleri o yaşlarda yapabiliyor olmak. Ve oğlum baktı, dedi ki anne sen, dedi ki benim yaşımdaymışsın neredeyse, bu yazıları yazmışsın. Dedim ki vallahi, dedim, ben o zamanlar ne biliyormuşum, yazmışım bunu. Yani sonuçta bir senelik mühendisim. Belki bir buçuk senelik mühendisim. O günkü perspektifinden. Bir şirketimin adına işte gümrük birliğine giriliyormuş. Bizim gümrük birliğine girişimizle ilgili bizim sektörümüz nasıl etkilenecek? Ben onunla ilgili bir yazı yazmışım. Şimdi gerçekten bunları yapabilmek için bana kim fırsat vermiş? O dönemki yöneticim. Tabii ki. Yani bir buçuk senelik mühendise diyor ki sen bunu yapabilirsin diyor. Ben onun için gençlere, seni de söylediğin gibi, yani kendinizi tanıyın ve size alan tutabilecek ortamlarda çalışmaya çalışın. Ve sorun, öğrenin, kendinizden tecrübeli insanlar bu yollardan nasıl geçmişler, onları öğrenin diye hep tavsiyelerde bulunuyorum. Zaten bu programımızın da amacı o. Evet, aynen, değil mi? Aynen. Kendi tecrübelerini senin gibi bu konuda ilham alınabilecek insanları ağırlamak. Evet, bu güzel başarıları elde ettin. Peki özel yaşam, iş dengesini nasıl sağladın? Eşinden bahsettin biraz, sana çok destek olduğundan bahsettin. Hobin yokmuş, işin hobiymiş, onu yani da işte öğrendim. Mesela, gerçekten şimdi yani girişim dünyası biraz hobim gibi oldu. Mesela boş vaktim kaldığında işte Swipeline mesela, yani üyesiyim. Hani burada ismini de geçirelim. Bayılıyorum. Yani o girişimci hikayeleri anlatılıyor biliyorsun. Yani ve çok da güzel de sorular soruluyor. Her seferinde bir şey öğreniyorum. Yani ben mesela MBA'mi biliyor musun 40 yaşında yaptım, 20 yıl. Ve öğrenmek için değil, unlearning için. Yani öğrendiklerimi unutmak için yaptım. Çünkü 20. yılda şimdi mühendislik yapmışım, fabrika yönetmişim, marka kurmuşum. Arzuma gelmişim, tam arzuma girdiğim sene işte. Ya artık bildiklerim beni yoruyor. Bazıları eski, bazılarını başka şeylere değiştirmek istiyorum. Hemen yerine bir şey koyayım dedin. Evet, oğlum da o dönem işte TEOG'da, adı TEOG'a hazırlanıyor. Evi hemen bir üniversite havasına çevirdim. 2 yıl MBA yaptım. Şimdi ben bakıyorum, şimdi gidişlerde gelişlerde podcast dinliyorum. Swipeline'in girişimlerini. Her girişimden bir şey öğreniyorum. Bak öyle yapmışım. Yani diyorum ki bu bilgileri ne yapacağım acaba? Yani bu kadar bilgi bana gerçekten lazım mı? Ama bilmek bile çok iyi hissettiriyor tabii bana. Dolayısıyla yani hobim o. Yani baktığın zaman. Kendini tanımakla sen yola çıktığın için kendini besleyen, seni sana kendini iyi hissettiren yolculukta neler hayatına giriyorsa yani, onları beslemişsin diye anlıyorum. Yürüyüşü çok seviyorum. Aile yemeklerine bayılıyorum. Yani kaçta olursa olsun eşimle bir kahve içerek günü bitirmeye bayılıyorum. İş yemeklerinden de dönsem.
Gezmeyi gerçekten seviyorum. İş gezileriyle birleştirmeye çalışıyorum. Hiç yapamadım ama artık yapacağım söz. Yani onu da hiç yapamadım. Yani bu kadar yıl Çin'e gidip mesela daha Pekin'de duvarı görmedim. Yani o kadar iş odaklı gitti ki şimdi işte 50 kararların içerisinde bazı böyle şeyler var. Ama baktığında yani işimle hayatımı aslında harmanladığım şey mesela ne bileyim caddede yürüyüş mü yapıyoruz? Benim için o aynı zamanda saha ziyareti. Anlıyor musun? Ya da mesela yurt dışına mı ya gittim? Ya tabii bir şey söyleyeceğim ama yani vallahi yani seninle yürümeyelim caddede. Yani mesela onu da çok aslında alışan. Ben seni şu anda bir soğudum, buz gibi soğudum. Seninle yürümeyi şöyle, istemiyorum. Şöyle işte buna tek tahammül eden kocam, o yüzden 25 yıldan beri çok mutlu evliliğimiz var. Hatta o şöyle söyleyeyim yani beni bırakıyor mağazanın içinde, sonra gidiyor diyor ki ben arayınca diyor ki ya şuradayım gel oraya. Hiç sormuyor bile kaçta çıkarsın, ne kadar zamanda çıkarsın. Biraz da dengede işte bu yani. O alanını açmak denilen şey nasıl hani kurumlarda diyoruz ya, evlilikte de öyle bir şey. Yani o evet. Alan evlilikte de açılıyorsa devam ediyor bakarsan. Kesinlikle. Yani kesinlikle. O zaman eşine buradan ben bir dahaki programda senin eşini ağırlayacağım. Onu erkekler konuşuyor çıkartabilir. Ve diyeceğim ki yani bu kadar başarılı kadınlığın nasıl destekledin? Arkası. Bir rol model olarak onu konuşturmak istiyorum. Aynen. Aslında yani gerçekten de öyle. Yani o da bir parametre. Kesinlikle çok önemli. Önemli. Çünkü güçlü kadınların arkasında gerçekten böyle güçle durabilmek de gurur duyabilmek. Bugün gurur duyabilmek evet. Bugünkü toplum içerisinde, bugün toplumun dinamikleri içerisinde onun için de kolay olmayabilir. Evet. O nasıl başarmış? Ben onu bir dinlemek istiyorum. Evet tamam iyi hadi buluşturuyoruz o zaman sizi. Tamam. Peki sana son bir soruyla artık programımızı kapatmak istiyorum. O da daha sürpriz bir soru olsun istiyorum. Hadi. Ama karar veremedim. Bayağı çok soru sordun. Şimdi hala bunun üstüne nasıl bir sürpriz gelebilir? Yani şey sorayım sana da. Yani böyle sana evet dediğin, bu kitap dediğin, senin böyle en ilham aldığın bir kitap var mı? Dinleyicilerimize paylaşacağım. Yani şöyle ben kitap isimlerini hiç tutamam. Hı hı. Yani konusundan mesela bahsedebilirsin. İnsan isimleri de falan ama şey... Şu aralar okuduğum nasıl başarılı oldular? Hmm. Yani o kadar güzel ki bak yine mesela okuduğum kitap da bu. Nasıl başarılı oldular? Çok ilginç. Aslında başarılı bir ton şey sayıyoruz ya. Bazen de mesela hikayelerin içerisinde bazen de sadece orada olduğu için, rüzgar arkasından estiği için, zaten de hani olması gerektiği için ya da ne bileyim işte sporda başarılılar Eylül ayında aslında seçmeler oluyor ve doğum tarihine göre Eylül ayına denk gelen, hı hı, ama yaşı diğerlerinden bir yıl daha büyük, kemik yapısı daha büyük olanların, hı hı, aslında meğerse olimpiyatlarda şampiyon olduğu gibi. Yani başarılı olmak aslında çok da güzel bir soru çünkü sonunu şöyle söyleyeceğim. Her şey sizin elinizde değil. Bunu yıllar içerisinde de ben hani çok fark ettim. Şimdi eşimden diyorum, hırsımdan diyorum, cesaretimden diyorum, çalışkanlığımdan diyorum. Oradan buradan diyorum ama bazen de doğru yerde doğru zamanda olduğun için, senin bir meleğin olduğu için, birisi senin elinden tuttuğu için, bir şeyler bir araya geldiği için de bunlar oluyor. Dolayısıyla da olmuyorsa da çok üzülmeyi, demek ki sizin için olması gereken başka bir şey varmış. O kitabı da tavsiye ediyorum bu aralar. Çok şahane bir final oldu. Evet. Ben o şey bir önce söylediğim caddede yürümeyelimden vazgeçtim. Süper tamam sevindim. Böyle kapattığımda çok sevindim. Arkadaşımı kaybedecektim bir röportajı burada. Yürüyebiliriz. Çok çok teşekkürler. Ben vallahi teşekkür ederim. Harika bir sohbet oldu. Senin bence deneyimlerini de dinleyicilerimizle paylaştık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.